أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وكل أمر ne kadar bir iş varsa yani ister burada ilmi olsun ister ameli olsun senin ihtiyaç duyduğun ve onun halledilmesi gerektiği bir işin olduğu zaman ister ibadette ister muamelette ister ilimde ister amelde muhakkak onu ne yap? فَاَعْرِدْهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْآدَابِ الصَّالِحَةِ Bak, üç. فَاَعْرِدْهُ onu sun. Onu takdim et. Neye? Ve o işini uygulama şekli nasıldır diye bir bak. Neye bak? El-kitab. Önce kitap. Kitaptan bahsedilir. Kur'an. وَالسُّنَّ İkincisi, Kur'an'ı bile tatbik eden kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani elif, la, mim, zâlikel kitabu, la raybe fi. Hudellel muttakîn. Evet. Şimdi kitap bu. La raybe fi. Onda şüphe şek yok. Ve hudellel muttakîn. Ve bütün muttakilere de yol göstericidir. Bütün ihtiyaç duyanlara yol göstericidir. Bütün hakka talip olanlara yol göstericidir. Lakin o kitabı bizim anlayıp hayatımıza geçirmede kimdir aracı? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Onun için Kur'an ona ruhsat vermiş. Yani o la raybe fihi hüdellil muttakil olan kitap onda hiç şek ve şüphe yoktur. Ve bütün muttaki, muttaki kimdir? Hakka talip olanlar. Onu yaşamak arzu edenler. Hayatlarına Kur'an'ı geçirmek isteyenler. Allah'ın rızası olmaksızın hareket etmeyenler. Allah'ın rızası olmaksızın kul olduklarını bilenler. Yani onlar abdler. Mabutsuz hareket edemezler. Bunu anlaşıldı mı? O da ruhsat vermiş. Kime ruhsat vermiş? Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Muhammedur Resulullah demiş. Muhammed Allah'ın Resuludur diyor. Aleyhissalatu vesselam. Öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ha, ve ona وَمَنْ يَنْتِقُ عَلِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُحَى O hiçbir şey kendi nefsinden konuşmaz. Bütün konusu nedir? Vahiydir. Yani kitapla ikisinin de vasfı nedir? Nurdur. Kur'an'da nur geçer. O ayetlere girersek uzatırız. İkisi de nurdur. Kitab-ı Munir. Kitab-ı Munir'dir. Aydınlatıcı ve Kur'an'da. Sirac-ı Munir. Bak. Sirac-ı Munir kasıt kimdir? Ha. Kitab-ı Munir Kur'an'dır. Sirac-ı Munir Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Şimdi birbirini ayıramayız. Bunu ayırmak isteyenler her ikisine de düşmandır. Tek bu kadar. Bunu birbirinden yani Efendimiz'i yani Sirac-ı Munir'i Kitab-ı Munir'den ayırmak isteyenler bir tek maksatları var. O da tahrip ve inkardır. Önce boz, ondan sonra inkar et. Önce şüpheyi doğur. Yani birini şey yapman için onun kariyerini bozman için, onun değerini ucuzman için ne yaparsın? Yıpratırsın önce. Halk arasında onu şüpheli hale getirirsin. Toplum içerisinde güvenilmez bir insan haline getirirsin. Ve daha sonra, peki bunu getirdiği doğru olur mu diye bu sefer meydan açarsın. Ya bunun getirdiği de doğru olur mu peki? Yani haşa, Sirac-ı Munir'i tartışmaya açacak, Sirac olmadığını, Munir olmadığını ama ben Kitab-ı Munir'le gidiyorum. Hayır yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Senin plan ve projen ayrı. Senin plan ve projen Kitab-ı Munir'den bizi alıkoymaktır.
Ve nitekim daha sonra ayetlerine girer. Bir önceki sohbetimizde bahsettik. Ayetleri tartışmaya açarsın, şüpheye açarsın. Derinlemesine gidersin. Bu böyle olmaz dersin. Bu tertip yanlış dersin. Haşa ve kella. Bu seni bağlayan bir küfürdür. Sen küfründe mutu fi gayzikum deriz sizlere. Mutu fi gayzikum deriz size. Deriz ki sizin o kendi kininizden, nefretinizden ölünüz. Biz siz dediğinizi yapmıyoruz. Biz siz dediğinizi yapmıyoruz. Ve yapılmaz da. Ve yapılmaz da. Onun için zaten ileriki sohbetlerimizde gelir. Hak kimin kalbine tecelli eder diye. O nedenle Siracül Munir olan, hani o zaman فَاَعْرِتْهُ اِلَى كِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ اِلَى سِرَاجِ الْمُنِيرِ Bak ne güzel. Anlaşıldı mı? Heh. Şimdi üçüncü sınıfta وَالْاَدَابِ الصَّالِحَةِ Yani selefi salihin. Yani ulema. Yani her ikisini hakikaten anlayıp, sevip, hayatlarına geçirip takdim edenler. Her ikisini. Hem kitabı, hem sünneti. Hem kitabı Munir görmüş, hem Siracı Munir görmüş. Onlarsız yol almamış. Onlarsız yol almamış. Onun için ayet-i kerimede قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ Neye? بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ha? ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا Bak kadar güzel Nisa suresi 59. ayet mi? Evet. Şimdi ayet açık ruhsat veriyor. Açık, net, üç sınıfa da. Buradaki kitap, sünnet ve selef-i salihin. Veyahut da eyme-i müştehidin. Bitti, bu kadar. Ey iman edenler, ati'ullaha, Allah'a itaat ediniz. Ve'r-rasule, ve'r-rasul, yani Muhammed Mustafa'ya itaat edin. Aleyhissalatu vesselam. Ve'r-rasul, muarraf. Ve aynı zamanda وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ Sizin aranızda onlara vasi olan, varis olan, anlayanlar. Ha? Ki daha ben bütün ayetleri aynı konu üzerinde cari etmek istemiyorum. Bu noktada daha efendim, onlar kimlerdir? اُولُوا الْاَمْرِلَر Efendim, Kur'an da onları söylüyor. Kur'an onları söylüyor. Değil mi? Evet. Şimdi burada Kur'an ayeten Efendimiz'e مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُ Şimdi bazıları efendim sebebi nüzulda sadece o sebepten dolayı biz bunu kullanabiliriz. Hayır. Kur'an mutlak gelmiştir. Ve onu değerlendirme de sosyal hayattaki ihtiyaca göre koyarsın. Nam, el-ibratu bi'umum el-lafz ve leysa bi-hususus sebep. El-ibratu bi'umum el-lafz ve leysa bi-hususus sebep. Sebebin has olması bağlamaz. Lafz amdır, geneldir. Lafz nedir? Geneldir, genel etkiler. Evet. Evet. Demek ki bizler bu noktada ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Efendimiz'i ayıramayız. Ve وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً Ayet-i kerimeleri tamamen müeyyittir. Muhakkak ki biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Sende ne güzel özellikler var. Yani sizler için Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da güzel ahlak var. Bütün bunlar yani onu yaşamak içindir. Değil mi? Ayrıca biraz önce وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde rasih olan bir sınıf vardır. İlmin inkişafına sahip olan. Ha lafzi ha manevi. İnkişafına vakıf olanlar vardır. Ha ilmi ha manevi. İnkişafına vakıf olan vardır. Usuldan çıkmayarak, usul-ı fıkıhtan çıkmayarak, ilmin çeyreğinden çıkmayarak
Efendimiz'i bize takdim eden rasihun fil ilm. Ha, onlara da yetki verilmiştir. O selef-i salihine yetki verilmiştir. Onun için bizler ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz buna ve öyle ki sizin herhangi bilmediğiniz bir mevzu olduğu zaman, şüphelendiğiniz veyahut altına çıkamadığınız bir konu olduğu zaman ne yapacaksınız? Bunu kitaba, sünnete ve selef-i salihine veyahut da وَالْاَدَبُ الصَّالِحَ onlarda o salih edep olan yani Kur'an'a ve sünnete tabi olmuşlara götürürsünüz. Evet. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ değil mi? Eğer bir şeyde altta çıkamadığınız bir konu olduysa ve o ikinizin arasında bir belirsizliğe götürüyorsa, şüpheye götürüyorsa, bunun açıklanması ve bilinmesi gerekiyorsa ve aranıza bir cedel haline gelmişse, bir belirsizlik haline getirmişse ne yaparsınız? فَرُدُّهُ onu götürün. Kime? اِلَى اللّٰهِ وَالْرَسُولِ Allah'a ve Resul'e götürün. Ha? Değil mi? اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ eğer hakkıyla iman ediyorsanız. Ben efendim hakkıyla iman ediyorum da ama ben kitaba götürürüm, peygambere götürmem. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Muhammedur Resulullah. Birini zahir edersen imana gelmiş olur musun? Sen imansızsın. Kelime-i tevhide karşısın sen. Kelime-i tevhide karşısın sen. Eğer Resul'a gidilmez dersen, peygambere gidilmez dersen, senin burada kabul etmediğin şehadetin ikinci şıkkıdır. Bırak iman şek dahi küfre götürür seni. Tamam mı? Bu umid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Melikul Hakkul Mubin. Muhammed Resulullah Sadikul Va'dil Emin. Bitti. Sadikul Va'dil Emin'dir. Sen kalkıp da o sadakatini ondan izale edemezsin. Ne haddine senin? Onun için ne yapıyoruz? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ neyle? بِاللّٰهِ eğer Allah'a iman ediyorsanız وَالْيَوْمِ الْآخِرِ kıyamet gününde hesap vermeye iman ediyorsanız ذَلِكَ خَيْرٌ değil mi? وَاَحْسَنُ تَعْوِيلًا bu en apaçık yani bundan da artık bu ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْوِيلًا var ya yani sen neyi tartışıyorsun be ahmak dercesine bize bir nedir? Bir tokattır. bir tokat. Aşırı böyle ilahi bir tokat. Sen ne istiyorsun artık? Sen Muhammed Mustafa'dan ne istiyorsun sen ya? ben onu göndermişim. Benim peygamberim. Habibullah. Habibi diyorum ben. En sevdiğim. اِنْ كُلْتُمْ تُعِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ قُلْ Ey Muhammed kul var orada başta. Kul ey Muhammed in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Allah da sizi sevsin. O zaman burada bizim zalika hayrun ve ahsanu tevila. Bu apaçık açıklanmış ve size sorulmuş bir gerçektir. Bunda şek ve yakin beraber olmaz. Ne olması gerekir sadece? Yakin. Şek ve yakin olmaz. Bak imanda şek ve yakin beraber gitmez. İmanda ya inanırsın ya inanmazsın. Ya güvenirsin ya güvenmezsin. Bitti bu kadar. Hele biraz daha delil arayayım da bakayım hakikaten sen doğru musun değil misin? Bir dosta dahi diyemezsin ya. Normal bir arkadaşa dahi diyemezsin. Bunu dedek kırılır, incinir. Sen normal beraber yürüdüğün bir arkadaşa bunu söyleyemezsin. Kırılır, incinir. Sen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Kur'an'la müeyyed. Evet, onun için bizim için Kitab-ül Munir, Sirac-ül Munir ve وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اَوْ الْعُلَمَا ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَا daha önce anlattık bunları. Efendim hakkıyla Allah'tan korkan kulları kimlerdir? Ha şehidallah ki onları o sınıfa koyuyor Allah-u Teala.
Değil mi? Şimdi evet ya yani uzar onun için ben durdum. Ayet açıyor, tefsir ediyor. Bu sefer Muhammed Allah Şişe Muhammed Allah bana kızıyor. Diyor ki bir saat iki saat oldu. Tamam şimdi geliyoruz. Şimdi geliyoruz. Ne diyor? Evet. Demek ki bizim için itaat var. Fakat ul emirde diyelim ki ul emir. Ul emirde şart var. Ul emirde ne var? Şart var. Masiyeyi şey ederse yani Kur'an ve sünnet dışına ul emir değildir o. Ul emir Kur'an ve sünnetin dışına çıkarsa ul emir değildir. İster ki ulatul nas demiştik insanları idare edenler. Ulatul umme. Ulatul umme iki sınıftı. Hatta üç sınıf diyelim. Biri neydi? Ha? Biri el umara. İkisi el ulema. Üçüncüsü ehlül halli vel akd. Yani olur ki alim değildir, emir değildir ama sorumlu taşıyan birisidir. Yani babadır. Veyahut da mahallenin muhtarıdır. Veyahut da beldenin sorumlusudur. Veyahut da kabilenin reisidir. Tamam mı? Yani bunlar da o şey sınıfına. Onlar da şeye bağlı kalmak gerekiyor. Neye bağlı kalmana gerekiyor? Kur'an ve kitaba veyahut da alimlerin emrinden çıkmaması gerekiyor. وَرَاسِيْهُنَا فِي الْعَلْمِ Onlara gitmesi gerekiyor. فِي اِنْتَنَا زَعْدُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ وَاُلْ اَمْرِ Yani o ul-emr'den de bir kısmı diğer bir ul-emre gidip sorması gerekiyor. Mesela umaranın ulemaya sorması gerekiyor. Umaranın ulemaya sorması gerekiyor. Mesela ehl-i hal vel akdın ulemaya sorması gerekiyor. Ha demek ki burada halim esastır. Çünkü niye? Bir önceki şeyimizde söylemiştik. Onlar fıkhı bilendir. Takvayı bilendir. Allah'ın emir ve neyilerini bilendir. Senin yapmış olduğun sosyal hayattaki işlevini Allah ve Resulüne göre götür diyor. Aksi halde sen ne yaparsın? Efendim harama gidersin. Onun için el-muluk hukkamun alel-nas vel-ulema hukkamun alel-muluk budur. Ne demek? Yani insanlar melikler insanları idare ederler ama melikleri de alimler idare etmelidir. Yani danışman olarak oraya koyacak, ona danışarak götürecek. Kim gibi? Tarihte, yakın tarihimizde Fatih gibi gösterelim biz. Ha, Fatih, Sultan, Muhammed değil mi? Kime danışıyor? Akşep'te danışıyordu. Şeyhül İslamları vardı, onlara danışıyordu. Özellikle Şeyh'i ve Mürşid'i vardı. Özellikle Şeyh-i Mürşidi vardı. Ve onunla da hatta kimi buldu? Kimin merkezini buldular? Ebu Eyyub-i Ansari'nin merkezini buldular. Değil mi? Ha. Demek ki umara neyle şey olmalıdır? İstişareli olmalıdır? Ulemayla. Burada hem ilim hem de dua. Hem ilim yani hem konuyu danışır ona, isyan eder ve aynı zamanda duasını da alır, arkasına koyar. O gizli silahı da alır, arkasına koyar. Nitekim bizim geçmiş tarihimizin arkasında bu ikisi beraber olmuştur. Hem istişare ve hem de dua. Talebul, efendim dua. Oldu mu mücahit? Evet. Ama öyle olursa, kâle sallallahu aleyhi ve sellem, yok eğer Kur'an'ın dışında, peygamberin dışında, umera bir şey gelirse, bir şeyle gelirse veyahut da ehlül hal vel akd bir şey gelirse kâle sallallahu aleyhi ve sellem evet. Ne demiştik o da? Başka bir hadis de vardı. Onu aslında ben şey yapayım. Evet. La ta'ate lil mahluki fi mahsiyatil khaliq. O daha önceki hadiste dersimizde ifade etmiştik. Yani Allah'ı isyanda, mahluka ve tehalık'ı isyanda, mahluka itaat yoktur. Tamam mı inşallah burası? Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için bir hadis-i şeriflerinde evet es-sem'a ve ta'ate değil mi burası? Evet. Ha? O da var.
alal mer'il muslimi fima ahabba ve kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa iza amara bi ma'siyatin fela sem'a ve la ta'ata. Ben biraz önceki aklıma hadis bu geldi dedim, değişik olsun. Evet, yani as-sem'u ve ta'a, yani dinleyeceksin ve itaat edeceksin. Kime? Ey vacibu es-sem'u ve ta'atu alal mer'il muslim. Müslüman bir kişiye vaciptir. Dinleyecek. Kimi? Ul-emri dinleyecek. Dinleyecek ve itaat edecek. Fîmâ ahabbe ve kerihe. Yani illa her şey senin arzu ettiğin gibi değil. Bazen senin sevdiğinde, bazen bakarsın senin hiç çıkarına olmayan bir noktada, hayır beni dinleyeceksin diye dinleyeceksin. Dinleyeceksin. O ul-emri, o senin başındaki idareciyi dinlemek zorundasın. Mâ lem yu'mer bi mahsiyetin. Eğer Allah'a isyan, Allah'a karşı haram, Allah'ın emirlerinin dışında, kitap ve sünneti dışında bir konuyla gelirse, فَاِذَا اَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ, eğer onunla gelmeme şartıyla, onunla gelmeme şartıyla dinleyeceksin. Onu bitirelim de cümlemizi. Yani Allah'a karşı isyanla gelmeme şartıyla sana ne emrediyorsa, ister hoşuna gitsin, ister hoşuna gitmesin, dinlemek zorundasın. Yok eğer feyze emere bir mahsiyetin, bir haramı efendim emretti, felâ sem'a ve lâ ta'at. Burada da yaparken şuna dikkat etmek gerekir. Fitneye sebep olmamak gerekir. Bir de onu da ifade ederim. Efendim aleyhissalatü vesselam ona uyarı getiriyor. Yine de kendi başımızdan söylemiyoruz. Efendim ki bu noktada ehli ilim olay geldikten sonra haber vermezler. Olay gelmeden mani olurlar. Bu bir basirettir, bu bir ferasettir. Onun için olur ki bir bugün mesela diyelim ki bir Suriye, bir Irak, efendim bir Libya, yani gelinen noktanın efendim belli bir şekilde ufak bir meselenin önüne geçilmeden ne yapılmıştır? Ve düşünülmeden neler başına geleceği, o ülkenin başına neler geleceği, o halkın, toplumun ne olacağı düşünülmeden verilen kararlar bugün onları yok etti, imha etti. Şimdi Türkiye için de eğer basit mesele için hemen hadi bakayım ucuz bir hareket denilemez. Fitne uykudadır, uyandırma diyor Resulullah Aleyhisselam. Ve fitneye sebep olacak çağrılar alimler yapmaz. Meşayihler yapmaz. Çünkü onun dikkat ettiği bütün toplumun faydası ve menfaatidir. Bütün ümmetin fayda ve menfaatidir. Orada ufak bir zarardan, üstesinden gelinmeyecek bir vakadan dolayı, bir hadiseden dolayı da toplumuz ne yapmazlar? Fitneye sürükleyemezler. Ucuz kahramanlığın gereği yok. Sokakları kaosa, fitneye sürüklemenin bir anlamı yok. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada bize Ali bin Abbas radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Men ra'a min emirihi şey'en fekerihehu." Sizden biriniz kendi idarecisinden hoş görmediği bir hareket, bir faaliyet, bir söz gördüğü veyahut da duyduğu zaman fel yasmir. Sabretsin diyor. Sabretsin diyor. Fe innehu leyse ahadun yufarikul cemaate şibran, ben sizi bekliyorum. Fe yamutu mitetel cahiliyeti. Bak. Görüyor musun? Burası çok önemli. Bu hadis çok önemli bir hadistir. Yani kalkıp kendi kafandan hareket etme. Toplumsal düzeni ve huzuru bozamazsın sen. Her kim diyor emirinden, idarecisinden, padişahından istemediği, sevmediği, belki o anda İslam'a da uygun olmuyor, bir şey duyarsa hemen fitneye sebep olmasın. Ne yapsın?
feryasını sabretsin. Sabretsin. Dua etsin. Secdeye kapansın. Ve böyle devam etsin. Yok eğer öyle yapmazsa, her kim bir karış dahi olsa, efendim, toplumsal bir karardan ayrılırsa, fitneye sebep olursa, cemaati dağıtırsa, birliği, beraberliği, kardeşliği fitneye, rüzgarına verip dağıtırsa, sonuç vermeyen bir fitne rüzgarı. Sonuç vermeyen, verdi mi? Suriye'de? Verdi mi Irak'ta? Verdi mi Libya'da? Verdi mi Mısır'da? Vermedi. Vermedi. Hatta rahmetullahi aleyh Said Ramazan al-Buti bu konuda çok ama çok uyarı vermiş. Yani Allah şahadeti kabul etsin. Yani bazı kardeşlerimiz buna kızar. Devlet adamı, şu rejimin adamı. Hayır, yanlış yapmayalım. Ulemanın mecrası, bakışı ayrıdır. Ulema ilmel yakin ve aynel yakin cennet ve cehennemi görendir. Ulema odur. Yahu ilmel yakin tamam da aynel yakin nasıl? Aynel yakin kanaatidir, imanıdır. Onun için zaten sattıklar belli. Sattıklar belli. Ama hakiki ulemalar hakikaten toplumlarını neye vermezler? Fitneye vermezler. Ve sabır, teenni, metanet ve mücahede tamamen neticeyi hayra dönüştürür. Onu beklerler. Allah-u Teala onun için her kim bunu yaparsa matem mitet cahiliye diyor. Cahiliye üzerine ölmüş gibi. Yani her kim kendi efendim idarecisinden kendisine hoşuna gider veyahut da gitmez efendim bir söze veyahut da bir karara sabretmez de toplumunu fitneye verirse, fesada verirse, insanları sokağa çağırırsa, kana sebep olursa, insanların mağdur olmasına, mazlum olmasına sebep olursa, bilmiş olsun ki o cahiliye dönemi üzerine ölmüştür diyor. Peygamberimiz buyuruyor bunu aleyhissalatü vesselam. Onun için dikkatli olacağız. Dikkatli olacağız ve Efendimiz'i yine dinleyeceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem وعن أم الحسين رضي الله عنه أم الحسين وصى قال كذا دسم أم الحسين صط أم الحسين حسين أم الحسين صط هذا بسين ذاتم رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو استعمل أو استعمل استعمل ولا استعمل عليكم عبد يقودكم ها؟ نعم. بكتاب الله اسمعوا له واطيعون. Eğer sizin başınıza üstümle geçirilmişse, başınıza geçmişse neyi? Bir köle. Bir köle. Yakudukum bi kitabillah. Ancak bu köle hür olmuş. Ve size Allah'ın kitabı köleden kasıt yani ata babası başka yerden gelme basit bildiğimiz bir insan. Sen de kimsin beni idare ediyorsun? Deme hakkımız yok. Hepimiz teslim olacağız. Yakudukum sizi idare eder neyle? Bir kitab illa. Ha? İsma'u. Ve sünnete aynı zaman. İsma'u ve ati'u. Dinleyiniz ve itaatiniz. Diğer bir hadisle ne de var? İsma'u ve ati'u ve in iste'amele aleykum abdun habeşiyyun كَأَنَّ رَأْسَهُ زَب۪يبَةً Bakınız. اِسْمَعُوا اَطِعُوا وَاِنْ اِسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ الْحَبَشِيُّمْ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَب۪يبَةً Dinleyiniz ve itaat ediniz. Başınıza kara üzümden daha kara bir Habeşi kölesi dahi geçse. Yani teni simsiyah. Kara üzümden daha
siyahı, tamam mı? Onun gibi olsa daha itaat edeceksiniz. Bizim işimiz nedir? İtaat etmektir. Başka yok. Onun için فَاَعْرِضْهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Biz öğrendik değil bunları. Bunlar itaat bitti. Bunlar varsa, esas bunlar. Bu insanlar bunu yaşıyorsa, biz bunlara itaat etmek zorundayız. Başka yok. Başka yok. Evet. Ha, şimdi biz de فَاِنْ خُفْيَ عَلَيْكَ اَمْرُهُ Eğer sana kapalı kalmışsa, gizli kalmışsa onun emri, ha? نَذِ فَخُذْ فِيهِ رَأَيَ مَنْ تَرْضَ دِينَهُ وَعَقْلَهُ Değil mi? Takvası ve keskin görüşlülüğü, yani meseleyi bilmesi şartıyla kim bunu daha iyi biliyorsa ona götür. Kimlere götürüyoruz biz? Eyyime-i Erba'ya götürüyoruz. Meselelerimizi de götürüyoruz? Eyyime-i Erba'ya. İmam-ı Azam'a götürüyoruz. İmam Malik'e götürüyoruz. İmam Şafii'ye götürüyoruz. İmam Ahmed bin Hanbel'e götürüyoruz. Yahu bizi niye bunlardan ediyorsunuz ki anlamıyorum. Efendimiz'i Efendimiz'i bizi en iyi anlatan bunlardır. Efendimiz'e en iyi şekilde bizi götüren bunlardır. Ve onlar da sözü kendilerine ait kabul etmemişler bak. Gariptir. Dört imam da öyle mutavazidirler ki biz sadece sorumlu olduğumuz için bu işi yapıyoruz diye bize İmkanlar vermişler, fırsatlar vermişler, yardımcı olmuşlar. Allah onlardan razı olsun. Radiyallahu anhum ve radu. Şimdi mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah kendi görüşleri için şunu diyor. Hada ra'yi. Hada ra'yi. Femen ca'a bi ra'yin hayrun minhu. Neyi özür? Kabilnahu diyor. Bak şu tavazuya bak. Şu gönül alçaklığa bak. Ne yüksek bir alim. Ne kadar büyük bir alim. Muannit değil. Müşeddit değil. Ne inatçıdır. Ne şiddetlidir. Ve doğru olmasına rağmen. Bakınız. İmam Şafii onun için ne diyor biliyor musunuz? Kullun nas eyalun de Ebu Hanife. Bütün insanlar Ebu Hanife'nin evinin çocukları gibidir diyor. İlimde, zirvede, ahlakta. Bütün insanlar Ebu Hanife'nin tamam mı? Çocukları gibidir diyor. Kendisi de dahil ediyor, diğer eğimeleri de dahil ediyor. O kadar gönül alçak ki bunlar. O kadar gönül alçak ki bunlar. Yani bunlarda ben varım, benden başka bilen yok diye bir düşünce yok. Efendim, dar göğsüyle ve dar kafasıyla efendim bir hareket yok. Biz sadece diyor sorumluyuz, mesulüz. Onun için ne diyor? Hâzâ râ'yî. Bu benim görüşüm. Femen ca'e bi râ'yin hayru minhu. Birisi bir görüşle gelir, benim görüşümden daha hayırlı. Hayırlı nedir maksat? Yani müstedel bi edilleti el-kaviyye. Yani daha kuvvetli delillerle gelirse, yani Kur'an ve sünnetle gelirse kabilnâhu, biz teslim oluruz ona diyor. Biz onunla tartışmaya girmeyiz. Onu, olur mu? Kur'an ve sünnet demişse ve benden daha güçlü bir delil ve kuvvetle gelmişse ben onu kabul ederim. Bu onun görüşü. Bak İmam Malik ne diyor? Rahimahullah. Bunları bilmemizde fayda var. Yani bunlar bilinmiyor, tanınmıyor. Onun için biz onlardan uzak düştük. Bunlar çok mütevazi ulemalar. Biraz önce söylediğim gibi ne muannitler, ne müşedditler. Ne müstekbirler. Bu üçü yok onlarda. Ne inatçı, ne şiddetli böyle kabak efendim görüştü. Bana de tekebbür ehliler bunlar. Bunlar biz geldik sorumluyuz, görevimizi yerine getiriyoruz. Ha? Tezevvedu. İnne hayretzari. Et takva. Biz bunu zadımızı güçlendirmek için korkuyorlar, ağlıyorlar hatta. Gece böyle düşün ağlıyorlar perişan. Ne yapacağım? Onun korkusuyla. Gece yatmamışlar, gündüz çalışmışlar. Gece gündüz. Evet. İmam Malik rahimehullah innema ana beşerun. Ne güzel söylüyor. Ben de diyor ben de sizin gibi beşerim diyor. Usibu ve akta. Usibu ve uhtiu. Naam.
Usibu ama ahtau. Vela uhtiu. Uhtiu. Ha? Ahta'a yuhtiu. Uhtiu. Evet. Dur. Sedrik sarf buna ait. Sen manayı söylüyorsun. Tamam. Evet. Uhtiu. Bura anlaşıldı burası. Şimdi ben isabet de ederim. Ve uhtiu hata da ederim. Bura anlaştı mı inşallah? Şimdi فَاَعْرِضُ قَوْل۪ي عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Durun diyor yahu. Benim diyor söylediklerimi vurun kitap ve sünnete. Vurun. Tamam mı? O zaman işte benim şeyim çıkar. Ben Kur'an ve sünnete muhalif bir söz söylemişsem kabul etmeyin. Kabul etmeyin. Bu cesaret kimsede var mı? Bak üçünün de kendine olan cesarete bak. Kendine olan güvenine bak. Şu ikisinin. Şey dedik değil mi? İki kişiden bahsediyoruz. Daha üç, ikimiz var. Biri kim? İmam-ı Azam. Hazar ayı diyor. Beni bu görüşümdür diyor. Eğer varsa kuvvetlisi kabul ederim. Diğeri diyor ki ben diyor beşerim diyor. Ben isabet de ederim, hata da ederim diyor. Vurun Kur'an ve sünnete. Eğer gerçekten onlara uygun değilse tabi olmayın diyor. Kabul etmeyin. Üçüncüsü İmam Şafii rahimehullah. İza halefe kavli. İza halefe kavli. Kavle Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer benim sözüm Efendimizin sözlerine muhalefet oluyorsa fadribuhu. Fadribuhu değil mi? Ha? Ne? O olur mu? Fadribu bi kavli diyor. Zahar gelmiş. Fadribu bi kavli. Benim zahar gelmeseydi öyle yapardık. Fadribu bi kavli. Benim sözümü çarpın diyor. Neye çarpın? Ha? Ardul hayit. Duvarın yüzüne çarpın gitsin diyor ya. Bak ne diyor. Diyor ki ya, benim sözlerim Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya onun hadislerine ters düşüyorsa orada o delillerimi görmezseniz benim sözümü alın, hiç beni dikkate almayın, önemsemeyin, duvara çarpın gitsin. Ve İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah ve la tukalliduni diyor. Beni taklit etmeyiniz. Ve la tukallid Malike. Ve la tukallid Şafiiye. Ve la tukallid Es-Sevriye. Ve teallem kema teallemle. Bize diyor ya körü küre bağlanma diyor. Madem ki sen kafa tuttun bize. Tamam. Sen de, madem ki kafa tuttun bizi kabul etmiyorsun. Ben de senin gibi. Beni taklit etme diyor. İmam Malik'i de etme diyor. Etme. İmam Süfyan Sevri'yi de yapma diyor. İmam Şafii'yi de etme diyor. Ama gel adam ol. Ben hangi, nereden geçmişsem oradan geç diyor. Biraz bu çok daha böyle o şeyin altında var ya ve teallem, kema teallemle altında öyle bir şey yok, bir tavazu yok. Seviyen kim diyor? Sen kimsin? Sen kimsin diyor. Haddini bil ve teslim ol. Onun için bizler haddimizi bilmek zorundayız. Abdullah bilmek zorundadır. Efendim, ittiba ettiğimiz, taklit ettiğimiz imamlarımızla ne yaparız? Yol alırız. Çünkü bu imamlarda aramızda yıl mesafesi 50 yıl, 100 yıl, 200 değil ha. 1300 yıl. Yani Hicri 80'de İmam-ı Azam. Hicri 100'de ki Cafer-i Sadık'la başlama bir şey. Cafer-i Sadık'la başlama. En fazla Hicri 200'de sonlar. Yani
1200 yıldır, yani ilk 200 Hicri ilk 200 yılda her şey ayaklanmış, bitmiş. Hadisler ayaklanmış, mezhepler ayaklanmış, ittiba tamamen olmuş. Elhamdülillah, ha? İhtilafi ümmeti rahmetun. Hadisi tecelli etmiş, benim ümmetimin ihtilafı rahmettir. Hadisi tecelli etmiş, rahmet olmuş. Bunlar birbirlerine saygı duymuşlar. Hatta öyle güzel beyitler var ki, Ahmed bin Hanbel mesela şey yanında okuyunca, İmam Şafii yanında okuyunca çok güzel bir şey var. Efendim, onların arasında bir saygınlık var, bir ilim saygınlığı var. Naam. Menzile. Yani üstünlük her iki tarafta var. Fadlu fi halenle. Evet, şimdi belirttiğimiz gibi bizim bu şekilde ama 1200 yıl üzerine medeniyetlerin kurulduğu Emevi'nin, Abbasi'nin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Endelüs'ün tamam, üzerine medeniyet kurulu ve bu medeniyetlerin de hukuku hangisidir? İslam hukuku. Her ne kadar asr-ı adud dahi olsa, idarecileri, emirler, padişahlar dairesinde gelmişse dahi, ama ulemaların önü açık bırakılmış, hizmet edilmiş ve o ulemalar da süzgeçten geçmişler. Ümeraların süzgeçinden geçmişler, alimin süzgeçinden geçmiş. Öyle böyle basit gelmemiş. Bir önceki sohbetimizde ifade ettiğimiz gibi o asırda da muhalifler vardı. Değişik efendim frakasyon veyahut da efendim ekol veyahut da cemaat veyahut da mezhep adında efendim görüşler, arızı görüşler oluştururlardı. Fakat hiçbir tesirleri olmamışlardır. Allah-u Teala onların tesirlerini boğazlarında bıraksın inşallah. Biz onun için bunu bu şekilde bilmemizde fayda var. Bu dört imamın da ne kadar mutavazi, ne kadar mükemmel, ne kadar bize hizmet ettiklerini ve sözleriyle ne kadar bizlere kendilerini takdim ettiklerini öğrendik. Biz bu dört imama bakarak, evet, فَاِنْ خَفْيَ عَلَيْكَ اَمْرُهُ فَخُزْ ف۪يهِ رَأْيَ مَنْ تَرْضَ د۪ينَهُ وَاَقْلَهُ. Biz bunlardan arıyoruz. نَحْنُ نَرْضَ بِد۪ينِ مَنْ İmam Ebu Hanife ve Malik ve Şafii ve Ahmed bin Hanbel. Ve na'temid ala akli men? Kimin aklına güveniyoruz? Onların dinine güvendiğimiz gibi onların akıllarına güveniyoruz. Bu dört eyme-i erba'an ve onların müştehidun fih dedikleri yine de büyük ulemalar. Bunlar mutlaklar. Mutlak müştehidler bunlar. Bir de müştehidun fih, onların kendi talebeleri, onların yollarını takip edenler bize bu kadar kitaplar yazmışlar, getirmişler. Bu efendim hiçbir konuyu da kaçırmamışlar. Hiçbir mesele yok. Hatta daha belki de insan hayatında uygulamaya girmeyen çok hukuki meseleler vardır. Ha. Onun için ve bu hukuk hiçbir zaman teknolojiye, ilme, efendim gelişmeye, ilerlemeye karşı olmadığı gibi teşvikçi olmuştur. Ve eğer yapılmıyorsa haram olarak görülmüştür. Yani eğer kalkılmıyorsa, ki İslam'da bir tarlanın 2 yıl atıl kalması haramdır diyor İslam ya. Şöyle biliyor musun? Bir tarla sahibi tarafından 3. yıl şey bırakılamaz. İhya-ül mevat diye. Değil mi? Evet. Yani 3. yıl da boş kalmışsa elinden alır devlet onu. 1. yıl ihtar verir. 2. yıl bak diyor sen yapmadın diyor. 3. yıl benim tapım var vermem sana diyemez. Niye beyar bırakıyorsun bunu sen? Yani niye ekmiyorsun? Bu tarlada en az da 100 teneke buğday gelecek. Ve 100 tenekenin efendim zekatı var, sadakası var. Versenin çoluk çocuğun ekmeği var. İnsanlara katkısı var. Yahu bir talanın 3 yıl atıl olmasını kabul etmeyen bir din
senin teknolojinde senin efendim geri kalmanı hiç sana müsamaha eder mi? Haramdır, haram. İki günü eşit olan aldanmıştır diyor. Onun için aleyke bil hareketi gayres sukun. Sen sürekli ne yapacaksın? Artı formülüyle hareketli olacaksın. Sakin olmayacaksın. Buna dikkat edeceksin. Evet. Evet. Allah-u Teala sohbetimizi hayır etsin inşallah Teala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين روضة النبي صلى الله عليه وسلم وضوح صلاة الكرام الفاتحة